Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Seyyidina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve ta'ala'a pak hamdu sana. Ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge en güzel durut salamlarımızı yollagan ekin. Kadirli kardeşler, Ustaz Muhammed Yusuf Kalemge ağan, Perzentimizde Kandak Terbiyeleyimiz mavzuluk kitabımızın 23. sahanını anlaşanlarını kızgın karşılamız. Kadirli kardeşler, biz ötken sahandaki programımızda İctimai Edep Ahlaklar mavzurumuzu kep tohtuğun tok, inşallah bir gün müşiyedin başlayıp dikkatinlerine sunumuz. Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala'dın bizlerge dünya ahiretli közürümüzden nuru buluduğun, milletimiz, dinimiz, halkımız için en güzel hizmetlerini kılışka müyesser buluduğun salih, takvadar yani şundak perzentlerini terbiyeleşke Rabbimizin bizlerini müyesser kılışını tövencilik bilen soraymış. Mikrofon aldı da kıyılındışanlar Abdullah Yalgun. İctimai edep ahlaklar. Balılarga İslam'nın ictimai edep ahlak kaidelerini ve milli en-enelerimizden bolgan kaidi yusullarımızın ögütüş tolumu muhim. Çünkü insanlar özü yalgız yaşap ötelmeydigan, başkalar bilen arlaşıp yaşaydigan ictimai ve medeni mehluk bolganlıktın, onlar başkalar bilen bardi geldi kılış, muamili kılış ve çıkışıp ötüşünün dinimizde körüstüligen kaidi yusullarını ögünüşke muhtajdır. Müslüman Adem okuğan namazı ve tutkan ruhusu bilenle Müslüman sanılmaydı. Belki yürüş turuşu, gep sözü, başkalarına muameli kılışı katarlık taraflarının hemmesi de durus ve doğru bulgandala andın hakiki Müslüman bulalaydı. İnsanların ictimailiği ailesinden başlandı. Çünkü aile onlarının tüncü mektibidir. Ekval bundak iken ata ana balılarının ictimai cihetteki edep ahlakıgımı mesuldur. Ata-ana bu mesuliyetini ada kılalışı üçün avval özleri ictimai münasebetlerde edep ahlaklık ve kaidi usulluk buluşu şarttır. Çünkü ecdatlarımız kazandı nimi bolsa kümüşkü şu çıkıdı diyen hikmetini kaldırgan. Ata-ana özüdü bulmağan edep ahlaklarını balılarına kandak mubiralesun. Ata-analar özlerini bu cihette toluk yetiştirgenden kin balılarına ülgü bulgan halda onlarını kiçkidin şundak yetiştirişi lazım. Onlarının balılarını bu edep ahlaklarına adetlendiriş yoluda tartkan cebaları, körsetken çidam ve gayreti hem sevirkallıkı herkiz bikar gitmeydi. Onlar balıları üçün sığındırgan bu ecirlerinin mukabatını avval muşu dünyada andın ahirette tuluku bilen körüdü. Hem de ictimai edep kaideler. İctimai edep kaidelerinin muhimleri tövendikçe. Yemek içmek edepleri, salam veriş edepleri, mihmandarcılık edepleri, çakçak kılış edepleri, kesel yoklaş edepleri, şükürüş ve esneş edepleri, kiyiniş edepleri, icazet soruş edepleri, söz kılış edepleri, tebrikleş edepleri, taziye bildiriş edepleri, er ayal muamilesindeki edepler. Başkalarının hak hukukları. Başkalarının hak hukuklarına münasebetlik asaslık edepler tüvendikçe. Ata-ananın hakkı. Uruk tukallarının hakkı, koşunlarının hakkı, muallimnin hakkı, dost buraderlerinin hakkı, çoğunlarının hakkı, acizlerinin hakkı. Yukarıların içinden kündülük durmuşta en köp uçuraydıgallarının tövendikiler üstüde tohtulumuz. Yemek içmek edepleri, mihmandarcılıktaki edepler, er ayal otursudaki ortak edepler, balılarına ögütüş zürür bulgan sözler, etigen akşamlık zikir dualar, herhal münasebetlerde okuludugan dualar. Hoş, hem de yemek içmek edepleri diyen babımızda, yemek içmek bizden kündülük hayatımızda kem bolsu bulmaydıgan ihtiyaçlarımızdan biri bulup, onun mahsus edep ahlakları var. Dünyada hemmi canlık yemek içmekke muhtaç bulgandak, insan mı yemek içmekke muhtaç. Ama Müslüman adamın yemek içmekteki özgüçedeki İslam talimatı bu işi buludu. Çünkü Müslüman adam algan her bir nefsine, yiyen her bir lokması da, İtkan her bir sözü de ve kılgan her bir işi de İslam talimatı boyunca iş görüşü buyurulgan.
Dünyada bütün canlılıklar üçün yiyiş içişten maksat korsakını toyguzuş bolsa, Müslüman Adem üçün korsakını toyguzuşla emez, belki bedeninin hakkını ada kılıp, küçülünüp din ve dünyalık işleri de Allah Ta'ala'nın emir permanlarını uğrundaşını devamlaştırıştın ibarettir. Şu an Müslümanların bu maksat bilen yap içişi ibadetinin uğrunda durdu. Yemek içmek hakkındaki umumi edepler. Birinci dastıxanga kilişten avval iki kolunu pakiz yuyuş, çünkü kol mikroplar bilen en köp uçuruşup durduğun organ bulgallıktan kollarını yuymasın yemeklik yemeslik ve tutmaslık lazım. Bu ten salametlikini saklaş kuralı buluştun avval dinimizin emri ve İslam medeniyetidir. İkinci dastıxanda köperek Adem birge oltırıp yiyişki tiriş lazım. Çünkü Peygamber aleyhisselam özü yalğız yemek yiyişini yaktırmaydı ve mundak deydi. Taamlarının en yakşısı bir tavakkı köp Adem kol uzutup yiyilgen taamdır. Bu hadis Ebu Naim'nin Hilyetul Evliya namlıq eserinin 6. tom 61. betidir rivayet kılınan. 3. tamak yiyiştin burun Bismillahirrahmanirrahim deyiş. Peygamber aleyhisselam mundak degen. Siler tamak yemekçi bolğunanlarda Bismillah denler. Navadı bunu deyişini unutup kalgan bolsanlar, yiyiş ceryanında bolsun mu? Evval ve ahir Bismillah denler. Bu hadis Ebu Davud'nun Sunan-ı Ebu Davud namlıq hadis toplumunun 3767. hadisi. Tamaktan burun okuludugan dua. Allahümme barik lana fîmâ razaqtana ve qina azâben nâr. Bismillah. İy Allah, bizge ata kılgan rızkınğı bereket bergeysen ve bizni dozaq azabıdın saklıgaysen. Allah'ın namı bilen başlayman. Tötünge tamakını on kol bilen yiyiş. Bir hadiste şeytan sol kolu bilen yeydu dep kelgen. Fakat on kolu da özürsü bolgallarla sol kolu bilen yesimu buludu. Bu hadis İmam Müslim'nin Sahihul Müslim namlıq hadis toplumunun 2020. hadisi. 5. tamakını aldıdın yiyiş. Peygamber aleyhisselam, iyi oğlum, Bismillah degen ve on kolun bilen aldıdın yiyin degen. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de tılgılınan. 6. tamaktan toluk paydalanış. Yani yaydığan narsı yerge çüşüp ketse onu tazlib edip yiyiş gerek. Çünkü yerge çüşüp ketken yemeklikini almaslık onu horluğallık ve ısırap kılgallıktır. Peygamber aleyhisselam bu hakta silerinin birer lokma yemeklikinleri yerge çüşüp ketse mi onu tazlap yanlar. Onu şeytanga koyup vermenler degen. Bu hadis İmam Müslim'nin Sahih Müslim namlıq hadis toplumunun 2034. hadisi. Eğer yolga ya ki paskin yerge çüşüp ketse onu elip yiyiş gerekemez. Eşip kalgan tamakını taşlip etiş çoğun ısırap horluk bulup günahı iğirdir. Şunu tamakını yap bulalı koçilik itiş gerek. Eğer köp etse çokun başkalarını mı çakırıp birgi yiyiş gerek. 7. korsak açma koçu yemeslik ve yigendimi korsakını bek toyguzmasın dastıxandan turup gitiş lazım. Köp yiyiştin semizlik kilip çıkıdı. Semizlikten her hıl kesellikler kilip çıkıdı. Bu doğrusu da Peygamber aleyhisselam biz şunda kavim ki korsak açma koçu tamak yemeyimiz yisek bek toyguz vetmeyimiz diyen. Ərəblərdə mə aşqazan kəsəlliknin öyüdür. Pərhiz davalanışının beşidir deyidigan hikmət var. 8-ci yeməklikni pöyləməslik və bir nərsə içibatqanda qaçığı tinməslik. Peyğəmbər aleyhissalam tamaqni soğutub yanlar. Çünki qızlıq tamaqda bərəkət yox deyən. Bu hadis Təbəraninin 6209-cu hadisi. 9-cu tamaqni yaxşı çaynab aldırmay yeyiş lazım. 10. aşqazanını rahatlatış üçün arqa arqadan yemesdin, her bir lokma arlıqıda dastıxandakiler bilen paranlaşış yaxşı görülgen. Ama ağızıda tamak bar halette sözleş yaxşı emez. 11. tamaktan kiyin elhamdülillah deb Allah Ta'ala'a şükür kılış ve tamaktan kiyinki duanı okuş. Bu hadis İmam Müslim'nin Sahih Müslim namlıq hadis toplumunun 2034. hadisi. 13. tamaktan kiyin kolunu yuyuş ve çişlerini tazalaş. Eskertiş. 1. balalarını imkan kadar sırttaki aşhanalardan tamak yiyiştin ve magazinlardaki tayyar yemekliklerini yiyiştin tosuş lazım. 2. balalarını dostlarının aldığı özü yalğız bir nersi yemestikke yigende hemme beraber birgi yiyişke adetlendiriş lazım.
Üçüncü, balalarını anısının sorumasının tonglatkodun öz aldığı bir nersi elip yemezlikke adetlendiriş lazım. Çünkü bu bir edep bulgandın sırt, sorumasının yiyende başkalar üçün teyirlanan nersini yep selişi mümkün. Törtüncü, balalarga dastıhanda birbirine yol koyuş ve özü üçün yakşı görgenini başkası üçün mü yakşı görüş adetini ügütüş gerek. Munda kılış üçün avval atı ana dastıhanda bu ahlakı özleri riayi kılışı şart. Tamaktan kiyinki dua bolsa, Elhamdülillahillezî at'amana ve sakana ve cealana minel muslimin. Tercümesi, cimi hemdü sana bizgi taam bergen, bizgi ussuzluk bergen, bizni musulman kılgan Allah'a hasdur. Onunla şükür eğitimen. Yeni bir dua, Elhamdülillahillezî at'amani hâzâ ve rezaqanîhî min gayri havlim minni ve lâ kuvve. Tercümesi, cimi hemdü sana, men hiç kandak küç serip kılmastın, meni bu taam bilen gızalandırgan ve onu bana rızık kılıp ata kılgan Allah'a hasdur. Onunla şükür eğitimen. İmam Bukhari rivayeti. Hoş, emde mihmandarçılıktaki edeplerge geldik. Müslüman Adem meyli başkalarının üyüge mihman bulup barusun, meyli başkalarının üyüge mihmanı çakırsun, dastıhan ve ziyafet edeplerge riayi kılışı ve balılarını mı şundak terbiyelişi gerek. Mundaq İslami edep ahlaklar, mihmanlar ve sahibhan otursudaki sövgü muhabbetini aşırıdı. Bu edeplerinin bazısı tövendikçe. Birinci, mihmanı uçuk çıray bilen kızgın karşı elip, en kemali ihtiram bilen hürmetleş perizdir. Peygamber aleyhisselam, kim ki Allah'a ve ahiretki iman etkan iken, mihmanını hürmet kılsun digen. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de tılgılınan hadis bulup, 3511. hadis. Sahih Müslim'de 2065. hadis. İkinci, mihmanı kızgın paran selip beriş ve könlünü eliş. Üçüncü, tamak ya ki içtiğin nerse nöbet bilen kilidigan bolsa, yaşının könlükü ya ki mertivinin yukarılıkı karamay, sorundaki baş mihmanının on terapeden başlaş gerek. Peygamber aleyhisselamı kolidiki meyveni sol terapedeki könlarına koyup, on terapedeki balığa avval bergen. Törtüncü, mihmanlardan çoğunlar tamakı iğiz tekimi geçe, öy ikisi ve küçükler yiyişine başlamaslık gerek. Beşinci, mihman yiyişini tohtatmakıca, sahiphan yiyişinin tohtumaslıkı ve hemişe yiyişki teşebbüs kılıp duruşu lazım. Altıncı, tamak yavatkanda bravının alğan lokmasığı tikilip karaş, kattık ayıp sanıldığan iştir. Şuna iğizlerine elini vatkan lokmalardan közlerine kaçırış gerek. Yetinci, ağzıda tamak bar durup, onu yutup etmesinden gep kılışkı bulmaydı. Gep kılışkı zürüriyet bulup kalsa, ağzını kolu bilen tosup durup söz kılsı buludu. Sekizinci, dastıhanda mihmanın könlünü ayaş ve onun hissiyatı maslışış lazım. Dokuzinci, çeyneknin cümüküden, ya ki su kaçısının ağzıdan içiş ayıp sanıldığan iştir. Onu piyalığa koyup içiş gerek. Onuncu, dastıhanda çişini koğuluğanda bivasta kolunu tıkmasın, İğizini tosup durup çişki oluğuş bilen tazılaş lazım. 11. Tamakını ayıpleş, ya ki az görüşte kılıklarını kılıp sahiphanını hıcıl kılması lazım. Hoş, hem de er ayal otursudaki ortak edepler. 1. Namahremge tikilip karamaslık. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَدُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Yani mümin erlerge etkin ki namahremlerge tikilip karamasın. Evretlerini haramdan saklasın. Munda kılış ular üçün en yakşıdır. Allah ularının kılmışlarından toluk haberdardır. Mümin ayallarga etkin ki namahremlerge tikilip karamasın. Evretlerini yapsın. Dep emir kılgan. Sürü Nur 30. ve 31. ayetler. Mehrem, er ya ki ayal üçün özünün görüsü ve özü bilen nikahı bağlanmaydığan yıkın tukkalları demektir. Namehrem, bunlarının eksi, yani yat kişilerdir. Ayallarının mehremleri, onun iri ve özü bilen nikahı bağlanmaydığan er tukkallarıdır. Onlar, şu ayalının atısı, boğuları, tağıları, oğulları, kerindaşları, kerindaşlarının oğulları, kıynatısı, ögey dadısı, kızlarının erleri, ağaç sığınlarının erleri ve balagatki yetmeyen balılar katarlıklardır. Erinin mehremleri olsa,
onun ayali ve özü bilen nikahı bağlanmaydıgan ayal tukkallarıdır. Tikilip karaş bilen normal karaşının farkı. Tikilip karaş köpünce şehvanilik bilen karıştırıpki köz tikiş digenini ifadeleydi. Ama normal karaş hemmege ayan, onundan kaç kılıp olmaydı. Peygamber aleyhisselam Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhuğa bir kıtımla karısan buludu. Ama ikinci kıtım karaşka hakkın yok digen. Bu hadis İmam Tirmizi'nin Sunan-ı Tirmizi namlı hadis toplumunda rivayet kılınan ve hadis şunas Nasiruddin Albani sahih deb bahalığan hadis. Yukarıki ayet insanın vicdanına bivasıta hitap kılmakta. Çünkü insan özünün içki dünyasında kandak hiyallarına kezivatkallıkını bildiğin yigane mahlukattır. Bu şu kişinin özü bilen Allah Ta'ala'dan başka hiç kim bilmeydiğin ehval. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Belil insanu ala nefsihi basira. Yani insan öz özünün guvahçısıdır deydi. Sûre-i Kıyamet'in 14. ayetidir Rabbimiz. Şuna insan özünü idare kılışı ve namahremlerge tikilip karıması lazım. İkinci namahrem bilen yalğız kalmaslık. Peygamber aleyhisselam yat er bilen yat ayal mahremsiz yalğız kalmasın deb körsetken. Bu hadis Buhari ve Müslim'de tilgilingan. Meyli er meyli ayal her kandak bir kişinin özünün görüsü ya ki nikahı bağlanmaydıgan yakın tukkununun sırtı da yat biri bilen hali yerde yalğız kılışı İslam'da men'i kılınan haram iştir. Bu ayallarga işelmi geldikten emez. Belki onların her türlük yaman akıbetlerinden yüz birişidin kovdaş üçündür. Çünkü وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا yani insan aciz yaratılgandır. Yani insan özünün nefsi haişiğe hılaplık kılıştın acizdir. Hoş, hem de yol kuyulgan uçuruşuş kayısılar. Birinci kişiler köp yerde yalğız uçuruşuş. Enes ibn Malik radıyallahu anhu mındık diyen. Bir günü Peygamber aleyhisselamın yanına Medinelik ayallardan biri kilividi. Peygamber aleyhisselam onun bilen yalğız sözleşti. Ve onunla Allah'ın namı bilen kasem ki siler Medinelikler men üçün en suyumlu kişiler siler dedi. Buhari ve Müslim rivayeti. Bu hadis Peygamber aleyhisselamın bir top cemaatinin köz aldı da yat ayal bilen uçuruşup ehvallaşkallıkını ifadeleydi. Bu hadisten zürür bolganda kızlarının sınıfta başka dostları bar yerde oğul sabahtışı bilen, ayallarının işi oğrularda ya ki bazarda başka insanlarının köz aldı da namahrem er bilen paranlaşışı caiz diyenlik çıkıdı. İkinci köp erinin yalğız ayal bilen uçuruşu. Peygamber aleyhisselam mundak digen. Bir gündün başlap iri yenide bolmagan ayal bilen, yenide özü bilen yeni bir ya ki iki er bolmasın hiç kim körüşmüsün. İmam Nevevi bu hadisinin şerhisi de bu hadiste yaman niyette buluşu mümkün bulmaydıgan derecedeki şençilik cemaat közü tutuludu diyen. Yukarıdaki hadis İmam Müslim'nin Sahih Müslim namlık hadis toplumunun 2173. hadisi. Hoş, hem de bu hadisten iki ya ki onudun köp şençilik ve diyanetlik erinin yalğız ayal bilen uçuruşu ve sözleşişi caiz diyenlik çıkıdı. Üçüncü, namahrem erinin bir top ayallar bilen yalğız kılışı. Bu, yukarıki hadisinin mezmunudun düşünülüdü. Çünkü men'i kılınğını yat er bilen yat bir ayalının Adem yok yerde yalğız uçuruşudur. Üçüncü, guman kozgaydıgan işlerden saklanış. Peygamber aleyhisselamın ayallarından Safiye radiyallahu anha mındaktaydı. Resulullah itikaptaydı. Bir keçisi men onu ziyaret kılış üçün vardım ve onun bilen söhbetleştim. Andın kayıtış üçün ornumdan turuvidim, Resulullah minin bilen sırtkı çıktı. Şu esnada ensarlardan iki kişi yolda kitabat etti. Onlar Resulullah'ını körüp kademlerini tizletti. Resulullah onlara tohtanlar bu Safiyye'dir dividi, onlar kandak mı sildin yaman guman kılımız digenini ifade edip, Subhanallah ya Resulallah deyişti. Andın Resulullah onlara şeytan Adem'de göç bilen kanının arısı da yürüdü. Onun könlünlerine birer yaman guman selip koyuşudun korktuğum digendek bir gep kıldı. Bu hadis Buhari ve Müslim'de tilgilenen hadis. Peygamber aleyhisselam'ın bu hadisi Müslümanlar üçün en ehmiyetlik derestir. Şuna meyli er, meyli ayal, her kandak bir Müslüman Adem'nin özünün yüz abroyunu kovduşu ve özü hakkıda yaman gumanı sebep buluduğun iş hareket ve gep sözlerden yırak duruşu lazım. Törtüncü kıstılan caylardan yırak duruş. Peygamber aleyhisselamın zamanında mescitlerde ayallarının sepi, erlerinin sepinin keynidi idi.
arasında tosak yok idi. Peygamber aleyhisselam namazdan salam berip bulup, ayallarının burun çıkıverişi üçün azırak oldurvetip andın ornudun turatdı. Peygamber aleyhisselam şu maksat diyene, bu işini ayallar üçün has kılıp koygan bulsakken diyen. Ebu Davud'nun Sunan-ı Abi Davud namlık hadis toplumunun 462. hadisi. Hazır mı Medine Münevver şehride Mescid-i Nebevi Peygamber Mescidi de Babun Nisa ayallar işiki diyen mahsus işik hili hem vardır. 5. Yüşürün ve aşkari günahtın saklanış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ Yani aşkarı ve yüşürün günahlarını terk etinler. Şübhisiz ki günah kılıkçılar öz kılmışları tüpeyledin cezağı tartılıdu diyen. Sûr-i En'am 120. ayet. Allah Teala yine وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ Yani aşkarı ve yüşürün yaman işlerine yakın kelmenler diyen. Sûr-i En'am'ın 151. ayeti. Her kandak bir yaman işinin kişiler köreleydiğen aşkarı terapi bulgun edek, Allah Teala'dan başka hiç kim bilmeydiğen yüşürün terapini buludu. Allah Teala yukarıki ayetlerde bizni aşkarı ve yüşürün günahlarının hemmesinden yırak duruşumuzu tavsiye kılıdı. Şundak bir günahlar var ki, körünüşü gubarsız ama hakikati en vahşi cinayetlerdir. Şunu Peygamber aleyhisselam emeller niyetlerge bağlıktır diyen ve yürükege işaret kılıp durup takvalık manı bu yerde dep 3 kıtım tekrarlagan. Kadirli kıyırındaşlar şuna kılıp perzentlerimizde kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabımızın geçiş 23. saniye bir gün müşahede vakit itibarı bilen ahırlaştırımız inşallah kilerki sanımızda yeni bir yeni mavzu bilen ballarga ögütüş zürür bulgan sözler diyen mavzu geldik. Şu mavzu bilen dıktınlığa yine bu güzel mezmullahını sunuşun devam kılımız. Rabbim ömür berse kiler katim körüşkçe aman bulgaysiler. İcabetlik dualarınlarda bizler üçün mü dua kılıp kuşanlarına ümit kılımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.